Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfak Ekstra'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte NBA'in o hafta seçtiği en iyi hareketleri yorumlamaya devam ediyoruz. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Her zamanki gibi tabii ki destekçimiz MediaMarkt'la birlikte bunu yapıyoruz. Ve çok böyle içimizi ısıtan bir duyuru var Kaan abi bu hafta. Telefonlardan, tabletlere, küçük ev aletlerinden akıllı saatlere aşkı yaşatan teknolojilerin MediaMarkt'la tam zamanı diyoruz Kaan abi. Sevgililer günü geliyor. Evliler dahil değil arkadaşlar. Yok dahil abi. Böyle kaçamazsın dahil. Hay Allah. Dahil böyle kaçamazsın. Hay Allah. Yani önce karne sonra sevgililer günü kaçış yok burada. Hay Allah. Ama NBA'in de bize seçtiği çok geniş bir menü var efendim. NBA haftanın en iyi hareketlerinde artık 30 dakikalık büyük bir sofra hazırlıyor. Biz o sofradan bir 9 dakikalık kısmı alalım dedik ve çok seveceğiniz hareketler var içinde. En başta da bir uzun oyuncu Nazri Hit. Ya Nazri Hit'in acayip böyle bir yön değiştirme özelliği var. Bunu çok kontrollü yaptığını iddia etmeyeceğim. Çünkü zaman zaman çok tuhaf işlere de kalkışıyor. Ama şurada yaptığı bu Shamgod diye bilinen tek elle işte Bodiroga hareketi de diyebiliriz. Amerikalılar Shamgod diyor ama Bodiroga hareketi de diyebiliriz. Chris Paul çok sever bunu yapmayı. Ya bunu bir uzunun yapması ve bu kadar akıcı yapması çok nadir görülen bir şey. Nazri zaten bunu istikrarlı ve kontrollü yapabiliyor olsaydı çok daha üst düzey bir oyuncu olurdu. Evet parça parça var. Bu sezon da bench'ten çok güzel katkı veriyor. Towns sakatken, Gobert sakatken çok güzel katkı verdi ama ilginç bir oyuncu tabii. Her zaman güvenemezsin. Her zaman güvenebileceğim bir Jalen Brunson var yalnız. Burada da maç sonunda kritik bloğu yapıyor. Baştan aşağıya büyük bir savunma çabası var. Tabii bu maçın buraya gelmesinde Jalen Brown'un kendi kendine çok kızdığı iki serbest atış kaçırmasının da önemi var ama son top savunması Jalen Brunson bir de asıl Brogdon'un asıl savunmacısı değil. Diğer köşeden gelip yardıma geliyor ve galibiyeti getiren blok. Bir başka maç sonu topu. Burada da Steve Kerr Draymond Green'e krediyi verdi. Dedi ki seti Draymond Green çağırdı dedi. Burada Klay Thompson'a gidecekmiş gibi yapıyorlar. Memphis'i oraya doğru götürüyorlar. Uyuyakalıyor Memphis'te. Uyuyakalıyor ama abi işte Golden State'in alameti farikası bu. Yani bir şey yapmadan da o kadar büyük bir tehdit yaratıyorlar ki herkes birilerini kovalarken bir yerden kaçırabiliyorsun. Burada da Taylor Jenkins maçtan sonra da yani biraz üstü kapalı söyledi. Çok tabii yıldızını ateşe atmak istemedi ama Jamorant'ın hatası var orada. Jamorant dip çizgiyi savunması gerekirken kaçırıyor. Yanlış yere gidiyor yani. Ya açıyı kapatması lazım en azından. Pası evet, kapatması yani. Lazım orada. Sırtı dönüyor topa. Aynen, sırtını dönüyor. Ya, Klay Thompson'a da gitmemesi gerekiyor aslında. Yani gitmesi gereken şey çember yakını. Ama olan oluyor. Yani Golden State öyle bir kafa karıştırıyor ki. Hatırlıyorsun abi Cavs boş turnike veriyordu üçlüyü kapatacağım derken. NBA finalinde boş turnike veriyorlardı. Şimdi boş smaç var ama nasıl bir smaç bu da? Of. Yani smaç yarışması onun adına çok olumlu olmamıştı belki ama smaç yarışması kalitesinde bir açık saha smacı geliyor Cole Anthony'den. Yalnız burada Mo Wagner'in çabasını atlamayalım. Acayip bir şey. Yerden topu muazzam kurtarıyor Cole Anthony de. Abi zaten açık pist var. Ben size bir nasıl smaç yaptığımı göstereyim diyor. Yarışmada gösterememişti. Şimdi haftanın en acayip hareketlerinden biri var. Yalnız o Miles Turner'ı elinden kaçırması iyi olmuş diyeyim. Abi bu ne ya? Bu şey ama yani bu bir haftanın en iyi hareketi falan değil. Bu şey anatomi belgeseli falan gibi bir şey. Heykel. Bu ne abi böyle bir uzanma var mı ya? Uzuyor hakikaten kol ya. Uzuyor. Yani nereye kadar sıçrayıp nasıl uzanabildiğin. Abi Yanis'in bazen yaptığı şeyler hakikaten hala şaşırtıcı olabiliyor bu da onlardan biri. Evet sonra yerde yatıyor ya boksör gibi. O an da çok güzel gerçekten. Sırada da Pat Bev var. Bu da abi sen nereden çıktın? Pat Bev'in kariyerindeki hani bir değilse bile en fazla üçüncü takip smacı olabilir yani tüm kariyerinde. Pat Beverley için de şey önemli. Sezona biliyorsun çok kötü başlamıştı. Sonra çok formda bir dönem geçirdi. Yine şu anda çok formsuz. Yani şut performansı açısından konuşuyorum ki çok önemli yani onun oynadığı rolde. Fakat hani genelde kötü oynadığı zaman bir de böyle tuhaf tuhaf işlere fazla kalkışır. Yararlı olabileceği bir yer olmuş. Sanırım maçtaki ya ilk basketi ya ikinci basketi bu arada. Abi sonra bir de kritik şut, öncesinde bir kritik şut sokuyor. Burada smacı vuruyor, maçı kazandıracak. Arkasından düşüyor, Jaylen Brown'a faul yapıyor. Sonrasında da teknik faul aldı kameradan LeBron'un hareketini gösterirken. Full paket Pat Beverley deneyimi. Evet. Küçük eniştenin bakışları da var tabii klasik. O kendi de pek inanamamış yoksa daha büyük gösteri yapardı orada. Ve... Çok acımasız ya Kuminga. Abi... Vahşi smaç dedim mi NBA'de gerçekten marka olmaya başladı. Yani böyle çekip çakar çat diye acayip smaçlar vuruyor Kuminga. Bu da onlardan biri oldu. Şimdi ne var? Doncic. Doncic. Ya açı
pozisyon pek yani açı yaratmakmış, uygun şut pozisyonu bulmakmış. Bazı oyuncuların buna pek ihtiyacı olmuyor. Doncic de onlardan biri. Ama bir taraftan da Doncic'in hani sinir bozucu şeyini de görüyoruz. Yani sürekli hakeme itiraz etmeye devam ederek yani teknik foul rekorunu kıracak yakında zaten. Yani cezayı da alacak yakında zaten. Ama yani abi madem yapacak bir şey yok basket atayım diyor. Abi Kyrie ve burada NBA yönetimine de teessüflerimi bildiriyorum. Şu hareketin tekrarını nasıl koymazsınız bu listeye? İnanılmaz bir hareket bu ya. İnanılmaz bir hareket. Havada zamanı durduruyor Kyrie Irving burada. Başı nasıl abi? Topu arkasından... Şimdi arkadan crossover Jamal Crawford'ın imza hareketidir biliyorsun ki hani zaman zaman pek çok kişinin de yaptığını görüyoruz. Arkadan crossover yapıp böyle ivmelenen ikinci bir oyuncu daha olamaz. Evet. Ya hani ben Şam şeytanı diye boşuna diyorum. Yani böyle bir top cambazlı olmaz. Daha sonra o ivmelenmeyle savunmacıyı geçiyor. Arkadan müthiş bir blok tehdidi Embiid geliyor. Embiid de havada el değiştirerek çalımlıyor. Yani bu bireysel estetik, koordinasyon, top hakimiyeti gibi konularda zirve örnek olabilir. Abi aynı pozisyonda Jamal Crawford var, atıyorum. Allen Iverson var, Julius Erving var. Yani bir hareketle bu kadar çok şeyi nasıl yapar? Sonunda el değiştirme ve maçın da kritik basketi bu. Tabii. Bir sayı, iki sayıya iniyor tekrar maç sonunda. El değiştirip geçtiği adam Embiid bu arada. Evet, ve Embiid'in çıktığı seviye de acayip blokta falan. Ya, inanılmaz bir haftanın ve yılın en iyi hareketlerinden kesinlikle. Biri bu da kesinlikle. Ya, bireysel top hakimiyeti ve açı pozisyon yaratma konusunda referans olacak bir hareket bu. Yani yıllarca referans olacak bir şey. Ama Kyrie dışında bunu yapabilecek oyuncu sayısı yok. O yüzden referanslı olmayabilir. Aynen, çünkü aynen. Tekrarlanması çok zor doğru, abi. Doğru referans değil şey müzelik örnek, istisna örnek. Ve son dönemde formda olan, ilk 5'e yerleştikten sonra formu da artan bir isim Daniel Gafford. Gafford'ın da özelliği acayip böyle Alperen'de de olan bir şey bu. Acayip bir vücut esnekliği var. O yüzden çok gerilere çekilerek hareketler yapabiliyor. Bu da çok daha estetik gösteriyor onun smaçlarını. Zaten ne kadar arkasına atarsan at topu bir şekilde alley-oop'u tamamlayabiliyor. Bu sene çok örneğini gördük bunun. Yani koordinasyon konusunda bazı sorunlar olur ama esneklik konusunda çok özel bir yerde. Tam bir Detroit Pistons, Houston Rockets pozisyonu değil mi bu da? Evet. Sakarlıktan bir şey, çöplerden kendine orkestra kurdu gibi bir şey. Isaiah Lewis. Yok, yani çok güzel smaç da bayağı sakar bir smaç. Aslında pası Isaiah Stewart nereye gideceğini bilmiyor falan. Dur bari Lewis'a vereyim falan diyor. Sonra smaç oluyor. Burada da Paul George çok sever bunları. Evet, değirmen Paul George'un imzasıdır. Kolay bir smaç ama bu yani. Standart Paul George smacı güzel, estetik ama hani çok özellikli değil. Diye. Tabii onu fiziksel olarak daha iyi görmek her zaman güzel. Tabii. İyi de bir sezon geçiriyor tabii. Paul George. Kawhi şu anda tabii çok formda ve çok iyi gözüküyor. O esas dikkatçik ama şey de çok önemli. Paul George'un da formda olması. Şimdi Metu'nun kimin üzerinden bitirişi var? Ya zaten Gobert'in üzerinden bitirdiğin zaman direkt giriyorsun. Ama Metu da bu arada o da acımasız maçlılardandır. Gobert'i resmen potaya gömmüş. Potaya gömmek demişken önünde pist bulduğu zaman Jared Allen da çok güzel potaya uzanır. Maalesef bu sefer kurban Alperen olmuş. Jared Allen tabii bunlarda genelde poster olma konusunda marka isimlerden biridir ama zaman zaman poster de yapabiliyor. Evet orada da pozisyon sorusu Alperen, Jalen Green ve Jabari Smith abi suç sende diye birbirlerine bakıyorlar ama sen de söylersin hep üstünde o kadar büyük bir kalkış pisti var ki her türlü gidebiliyorsun. Burada kalkış da Jalen Johnson. Kalkış pisti demişken Jalen Johnson da yani Norman Powell burada kusursuz savunma yapıyor. Kusursuz. Ama Jalen Johnson öyle bir yere çıkıyor ki bu savunmanın pek anlamı kalmıyor. Sen kimsin diyor. Onun üzerinden bitiriyor. Tam smaç gibi değil ama bitirmeyi başarıyor Jalen Johnson. Dwight Howard smaçı diyelim. Evet. Ama çok çok acayip bir yere çıkıyor ya. Spencer Dinwiddie de yani pozisyon tabii ki şut saati bittiği için yapıyor da aa dur atayım diye attığı şutun dengesine baksana. Yani bu bayağı bilinçli atılmış bir şut. Tabii ki şut saati seni buraya zorluyor. Oraya bırakmaman lazım. Senin atan point kart olarak ama oyuncuların çıktığı tekniği göstermek açısından çok acayip. Şöyle bir oyun kurucu olarak yapılmayacak bir şey yapıp kendini çukura düşürüyor ama çukurdan çıkmayı da biliyor. Her zaman olmaz yalnız evde denemeyin. Tabii her zaman olmayacak bir şey kesinlikle. Şimdi Gafford demiştik. Bir Gafford daha var burada. Hem de çift el Gafford. Voleybol abi. Aynen. Yani file üzerine öyle bir çıkıyor ki blokçu. Smaca gelen oyuncu. Gerçekten voleybolda olur bu ya.
Jalen Green resmen şey duvara takılıyor ya. Bu ne abi diyordu Jalen Green'den. Bir de önce kolunu koyuyor dikkat edersen mesela. Yok abi çok yukarıda bir bitiriş. Resmen bu blok duvarını aşamıyor yani. Bu da eksik Clippers karşısında Cleveland'ın bir hücumu. Güzel paslaşıyorlar. Sonunda da Jalen Green nereden çıktı? Jarrett Allen diyor ki aa burada bir pozisyon varmış. Mozz Brown'un üzerine gidiyor. Bu sefer de Mozz Brown 2.18'lik Mozz Brown'u posterliyor ama zaten Jarrett Allen o potaya uzanabilecek mesafeyi buldu ama çok çabuk uzanabilen bir isim. Kollara baksana. Yani. Tabii kollar çok uzun olduğu için her şeyden önce. Ya öyle bir oyuncu değil bu arada. Vahşi bir oyuncu değil. Çok mülayim kendi halinde bir oyuncu ama pozisyonu bulduğu zaman posteri veriyor. Ama mülayim olmayan biri var şimdi. Ya Kuminga nasıl bir atlet bu da ya? Nasıl bir atlet? Ve yani Jason Richardson'ın veliahtı olabilir herhalde vahşi smaç konusunda. Yani gerçekten çok... Yani Russell Westbrook'un gençliği gibi çemberle bir meselesi olan smaçlar. İntikam alıyor değil mi potada? Aynen öyle. Yani sol eliyle bir de intikamını almış. Burada da bir Brook Lopez savunması var. O da bir Daniel Gafford'un tek elle yapılan versiyonu gibi. Çok yukarıda bir baraj kurarsanız o baraja birileri ağ kurarsanız oraları birileri takılıyor mutlaka. Şimdi yalnız blokçuları arka arkaya koymaları çok iyi olmuş. Nick Claxton ne yapıyor böyle? Ligin blok kralı nasıl uzanıyor oraya ya? Ters eliyle bir de ama yani McBride potaya gidecek kadar cesur bir isim. Ama cesaret bazen çok ters tepebiliyor bu durumda. Bu arada bence McBride potaya smaç da vuramayacaktı Kaan abi. Açı son anda yetmiyor bence McBride'da. Çok uzakta çünkü ama Clarkson acayip blokluyor. Clarkson evladım nereye diyor yani. Boşuna ligin blok kralı olmadık. Haftanın imza hareketi midir? İmza hareketidir abi. Çünkü bu maçı Embiid gerçekten çok istedi. Daha maçın hemen başında yok için üstüne gitti. Çünkü daha ilk topla bile. Yani 2 yıldır MVP yarışına geçildiği isme karşı birebir bir meseleye dönüştürmüştü. Maç boyunca üzerine gitti ve ikinci yarıda büyük hakimiyet kurdu. Bu da genelde Embiid'den bunları çok görmüyoruz. Muazzam bir hamleyle yok için reaksiyon bile veremeden potaya gidip ters smaçla bitiriyor. Yani potanın altından geçerek smaç. Bunları Embiid yapmaz. Bu resmen bir mesaj. Hem Jokic'e hem NBA'in geri kalanına, yani NBA izleyen herkese. Ve medyaya. Medyaya. MVP seçin beni diyor burada. Aynen. Ve nefis de bir smaç ya. Son hareketimizde buraya girmeye çok alışkın bir isim Anthony Edwards. Acayip bir atletizm ve form devam ediyor onda. O da kalkış pisti bulduğu zaman direkt yıkar. Onlardan birini bulmuş, potaya kadar gitmiş. Bu hafta arada çok acayip hareketler vardı ama... Kyrie, ya mesela Yanis'in uzanışı, Gafford'un bloğu falan hep Kumingalar. Kumingalar çok güzel hareketler var. Yalnız Kyrie'nin hareketi yılın en iyi on hareketi. Hatta yıllarca hatırlanacak referans hareketleri. Ama işte Kyrie'nin o kadar çok böyle hareketi var ki kendi hareketleri içinde bile listede en tepeye girmez. Bitiriş konusunda bunları çok yapıyor. Ama başlangıç acayip abi. Arkadan geçirdikten sonraki ivmelenme o Kyrie için bile çok özel bir durum. Evet. Bu hafta Kyrie'yi çok fazla da övdük. İnşallah programımızı izliyordur. Gelecek programlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Spora dair merak ettiğiniz, dahası cevabını arayıp bulamadığınız şeyler mi var? Dert etmeyin. Sokrates YouTube kanalında her hafta sıkça sorulan sorular programında buluşuyor ve aklınıza takılanları cevaplıyoruz. Her cumartesi yayındayız.